Dışkere uygulamaları dersi kapsamında açtığımız işaret dili kursumuz bugün itibariyle başlıyor. Amacı, işitme engelli bireylerimizi daha iyi anlamak ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmayı sağlamak. Ve son olarak bu projede emeği geçen ekip arkadaşlarım, bize bu süreçte eğitim verecek olan değerli hocamızda dini kavramlar, meslekler, böyle devam edecek dersimiz diyoruz. İlk önce ben size göstereceğim. Hatta bir iki kere tekrar yapacağız. Sonra başlayalım isterseniz. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5 veya 11, 12, 13, 14, 15. Sen nasılsın? Ben iyiyim veya ben kötüyüm. Ben devam ediyoruz. Şöyle ben size kendimi tanıtayım. Merhaba, benim adım, onu da söyleyeyim. Doğum tarihim 3. Onun dışında ne diyelim? Böyle devam ediyoruz. Tamam herhalde. Benim adım Kader. Bu soyadım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Kendimle konuşmalarda bir sabah karşılaşıyorum mesela. Günaydın. Günaydın. İyi günler. Yapmış olduğumuz ders kapsamındaki sosyal projelere yönelik uygulamalarımızda bizler öğrencilerimizi sosyal olaylara üzülmeyi değil, o sosyal olaylarda bu yer almayı ve o sosyal olayların içinde bulunmayı öğretmeye çalıştık. Bugünkü projemizde de işaret dilinin tüm iletişim fakültesi tarafından kullanılmasını öğretmek gayemiz oldu. Burada da öğrencilerimizin engellere üzülmesi değil, o engellerin engeline ortak olabilmeyi biz gayeledik. Ve öğrencilerimiz yoğun bir katılım gösterdiler. İnşallah Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tümüyle işaret dilini öğrenmiş olacak. Hocamız bize ilk sosyal sorumluluk projesi yapın dediğinde aklıma ilk bu geldi. Çünkü benim amcam işitme engelli. Mesela hani onunla birlikte olduğum için bazı yerlerde zorlandığını gördüm. Mesela marketlere girdiğinde direkt hemen soru soruyorlar ya da arkasından bağırıyorlar. Bu şekilde mesela cevap vermeyince direkt akıllarına gelebilir bir engel oldu gibisinden. Hani bu sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil de kendi manevi açımdan da çok değer verdiğim bir projedir. Bu projeyi düzenlememizin amacı engelli vatandaşlarımızı anlamak, onlarla empati kurmak için düzenledik. P, R, S, S, Ş,